Başka Şimdi işler yapıyorum. Gerson Fernandes'in Ama o ziyaret yani Levent bu abi. iyi oyununda bu ziyaret mi O etkili ziyaret oldu? evet. Bak Ben teşekkür ediyor. bunun Paylaşım var. ötesinde Paylaşım var. Galatasaray'ın onu motive ettiğini düşünüyorum. O ayrı zaten. Ben sana söyleyeyim mi? O da ayrı. Çünkü daha 15 gün önlerine kadar Gerson Fernandes'le ilgili şikayet ediyordu Şenol Hoca. Beğenmiyorum, katkısı yok, bilmem ne yok falan filan. Kendisinden bekliyoruz dedi. Açık Daha konuşalım. iyisini bekliyorum Daha ondan. iyi. Daha iyisini. Böylesi memnun Bak değilim daha dedi. iyisi Daha oldu. iyisi. Daha iyisi ama Galatasaray olduğu için oluyor. Bak Bak oynadığı abi sosyal 3 medya Galatasaray paylaşımını maçı. getirin. Buradaki geçen ilk Teşekkür yarıdaki ettiği futbolcular, 2 birlik evine giren maçtaki futbolcular. Gerson Fernandes. Varsa görüntüler Rize maçındaki getirebilirsiniz. Gerson Fernandes. Bakıyor. Bu maçtaki Gerson Instagram Fernandes. Bak hesabında var üçünün abi. de neticesini aynı Gerson Fernandes. Galatasaray'ın kapısından dönmek yani istenmiyormuş gibi muamele görmek kabul etmiş. Kendisine hırs yapmış. Galatasaray'a farklı bir oyun sergiledi. Şimdi dava açtıklarımız Bundan da var. Beşiktaş faydalandı. Avukat aradı beni bugün. Abi dedi ben dedi listedim dava açıyorum. Hakaretler. Sen oradan kendi paranı al kazanacağın tazminatlardan. Gerisini deprem bölgesine yolla. Deprem bölgesine yolla. Üstüme de hiç hayatta dalmam zaten. Yollarım. İyi Oraya yapmışsın. buraya bağış. Acıma sakın dedim. Böyle hani şerefle ilgili, aileyle ilgili yazanlar acıma dedi sakın. Ama insanlar Levent abi hakikaten sosyal medyada yaşıyorlar ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Delinin Ama bunları... attığı kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışan profesörler, tiyatro sanatçıları var. İnanamıyorum abi. Ve kime diyorlar bunu? Beşiktaşlı Serdar Sarıdağ diyorlar bir de. Adam şöyle başladı. Kartal Kartal Pençesi. Pençesi'yle Kartal programa Pençesi. Başladı. Evet, sen gördün mü hiç benim böyle bir paylaşım yaptığımı? Herkes yani. Şey almış. Ekran fotoğrafı almış. Ama biz burada tabii paylaşıyor. Bir abilerimiz ben, bizim. Yani Levent abi beni tebrik etti. Onu oynamadığımı da söylemem herhalde lazım. Herhalde canım ya. Öyle şey değil abi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda özellikle muhteşem bir oyunu vardı. O Amigo olup da ilgili bir şeydi. Bu lige katlıydı. Biz de hak gördük ediyor. Yani. Evet. Şu paylaşımı hemen söyleyeyim. Geçen hafta bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim diyor. Yal işte. Rossi'ye, Abubakar, Wellington ve Redmond var fotoğrafta. Sonra da üçlü fotoğraf. Orada da Wellington ve Redmond var. Evet. Evet. Hocam Atiba arkadaşlarına seneye, geçen hafta bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim, minnettarım diyor. Atiba seneye futbolu bırakıyor. Yani futbolu bırakıyor dedim. Beşiktaş'ta kontratı bitiyor. Yönetime söylüyorum. Ben bunu takım içerisine aldığım bilgi. Bu adamı teknik heyetin içinde yer bulun. Teknik heyetle takım arası da sana inanılmaz bir köprü olur. Çünkü inanılmaz sevilen bir oyuncu. Bütün takımın abisi ya. 10 yıldır kulübü tanıyor. Elin kaladalısı değil artık. Bizim çocuğumuz abisi. Aynen. Eğer oynayacaksa bırak oynasın. Ama yabancı kontenjanı sıkıntı olur. Ama böyle adamları yedek kulübesinde hocanın yanında oturt. Köprü görevi. Bu arada şimdi Levent Üzemen'in az önce söylediği enteresandı. Gerson Galatasaray'ın kapısından döndüğü için Galatasaray'a karşı daha bir hırslı oynuyor dedi. Bu çok ilgi çekti şu anda. Herkes onu şimdi, konuşuyor. Ben Levent'e katılıyorum. Şöyle bir şey var. Yani futbolun içerisinde bu bir işin doğasıdır. Yani şöyle seni istemeyen ya da seninle bağlantısını güçlü tutmayan bir takıma karşı sahaya çıkıyorsan ekstra motive olursun. Bu gayet doğal bir şey yani. Hani onu özellikle söyleyeyim. Ekstra motive olursun. Ha Gerson Fernandes'in koşusu, baskısı, işte ikili mücadele kazanması bunları bir kenara yazmamız lazım. Ama eksikleri yok mu? Hala eksikleri var. Yani onları söylemek lazım. Eksikleri var. Bitiricilik noktasında çok ciddi sıkıntıları var. Pas kalitesi de iyi değil. Tabii yani. Pas kalitesi de iyi değil. Mesela doğru zamanda doğru işi yapmıyor. Mesela pas vermesi gerekirken çalım atıyor, çalım atması gerekirken pas veriyor gibi böyle yanlış. Ama şunu söyleyeyim, dün geceki maçın hani enerjisi bitmeyen, mücadelesi bitmeyen ve orta alanda hani herkesin söylediği Galatasaray orta alanda daha üstün dediği olayı bitiren oyuncuların 3 kişilik oynadı ya. Evet, birincisiydi. 3 kişilik yani onu söylememiz lazım. Yani ama adam burada haklı Aldun. Galatasaray bunu çok istedi. Yarı yoldan döndü. Doğru. Olmadı Burak Elmaz. Doğru. Ben de çok istedim. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Hırslanırsın. Almazsan hepimiz oynadık. Öyle aynı olur şey. Yani. Aynı şey. Sonuçta. Hepimiz oynadık. Ama yani bu bir derbi. Sonuçta bunlar profesyonel oyuncular. O maçın atmosferi, rakip, kendi takımının durumu, işte ok mesajı atmasına sebep olabilecek ortam. Mesela Fenerbahçe yani, maçında da iyiydi yanlış bravo. Hayır yani, bir dakika tam şunu diyecektim. Fenerbahçe maçında kötüydü, oyundan alındı. Her oyuncu hırslı. Fenerbahçe'ye karşı bu kadar iyi değildi. Pardon Gürcan. Giresun maçında yedekti mesela. Gerson Cenk'in yerine oyuna girdi. Ki daha şimdi çok hırslanması gerekir. Çünkü Benfica'nın hocasıyken bildiğim kadarıyla Jesus bunu oynatmadı. Fernandes'i oynatmadı Jesus.
Tabii evet. Orada çok şans bulamadı. Evet, vermedi şans. Milli takımı çağrılmadı. Yani Gelson Fernandes'in parladığı dönemlerde Galatasaray kiraladığında Jesus'tu Benfica'nın hocası. Ona şans vermedi. Ama Tottenham'dan geldi ya Galatasaray'a, sanki ben Tottenham'dan geldi diye hatırlıyorum. Tottenham üzerinden geldi Galatasaray'a ben diye hatırlıyorum. Ben bilmiyorum. Yani ben bir şeyin malıydı İngiltere bu. Yaptı geldi. Evet. Ama Benfica'nın malıydı. Orada başarılı olamadı. Tabii tabii kiralık gitmişti. Evet. Benfica'nın malıydı. Benfica'nın malı. Bu şansı vermediler. Bu milli takımı içerisine de çağırmadılar bu oyuncu. Bakarsa. Ama çok Portekizli oyuncu var. Dünya Kupası'nda izledik. Hala İngiltere Ligi'nde çok oyuncu var. İspanya'da var. Bunu kabul edelim. Yani bir fabrika Portekiz sürekli oyuncu üretiyor. İşin gerçeği bu yani. Fernandes Galatasaray olmamış. Bütün Galatasaray taraftan istediği bir oyuncuydu. Rize üzerine gitti. Hatta hatırlayın burada Rize maçında çok Erman Hoca anlatıyordu ya, bu kadar oyuncuya sertlik olur mu? Galatasaray oyuncular çok sert davrandılar oyun içinde. Ama o da müthiş oynadı. Evet. Nefs tadındaki aynı performansı. Friki golü atmıştı. Bir de burada dikkat et. Mesela bu maçta da yine o kendisini motive eden bir takım var. Gelson Fernandes'in bundan sonraki maçlarına bakmak lazım. Burada baktığımız zaman acaba aynı istatistikler haline bakmak lazım. Aynı istatistikleri kaç kaybetme. Bakacağız o maçların istatistiklerine. Ulaşacak mı? O koşu kalitesine, o pas kalitesine veya mücadele kalitesine oluşacak mı? Mesela ben bir yazı yazdığımda insanlar bana kızdılar mesela. Dediler ki taraf mısın? Ya Borini'nin Galatasaray'a karşı oynadığı rolde, üstlendiği oyunun bir tanesi diğer maçlarda yok ya. Son oynadıkları Antalya maçında şutu yok kaleye, şutu. Bu nasıl bir oyuncu ya İtalyan? He? Galatasaray maçında motivesin, inanılmaz oynuyorsun. Ondan önceki maçların hiçbirinde yok. Hiçbir derbilerde yoksun. Bir tek Fenerbahçe derbisinde varsın Kadıköy'de. Adam gol krallığına gidiyor Levent abi. Nasıl yoksun etsin? 28 söyleyeyim mi? 28 maç, 20 gol, 9 asist. Anlatamadım. 28 büyük maç, maçlarda yok asist. Mesela. Fenerbahçe'de attı gol abi. Ya tane. Birinci yerde bakıyorum. Niye o zaman Antalya maçında? Abi sen şimdi iyi oynadı diye bir oyuncu eleştirilebilir mi Levent abi ya? Niye iyi ya oynadın diye ya? Bir oyuncu iyi. Ya sen anlamıyorsun ki bir işten. Ama yani sen anlamıyorsun ama, yine benim lafıma geleceksin. Yani yanlış anladım diyeceksin. Bir iyi oyuncu diye. Devamlı iyi oynar. Ama yazın öyle yazmamışsın. İyi oynar. Evet iyi oynar. Bu adam Antalya maçında niye oynamamışsın? Fenerbahçe maçında kaleye şutu yok diyorsun. Galatasaray maçındaki gol attı diyorsun. Yazını böyle. Bak Karagümrük maçında yok. Evet onu söyledim zaten Karagümrük. Yok o zaman. Adamda bir istikrarsızlık ama var. Öyle, ufak takımlara karşı o zaman oynuyor. Argümanlar... Ya bana hiç anlatma. Doğru değil yani. Argümanlar hepsi doğru. Ben Borini'yi takip ediyorum. Atsınlar baksınlar abi. Koskoca Antalya bir tane şutu yok ya. Şimdi nasıl bir golcü Galatasaray bu? Galatasaray ayrı bir motivasyonla mı evet oynuyor? Evet baba. Yani? Hadi geç sonu anladık. Borini neden Galatasaray? Onu bilemiyorum. Onu ona soracaksın. Motivasyonla oynuyor. Ya şimdi, onu ona soracaksın. Ya şimdi Borini için biraz oyunun gidişatına da bakmak lazım. Yani sadece. Şimdi Borini'lik bir ortam. Borini rakip ceza sahasına geniş alan bulup hızlıca koşular yapan bir oyuncu değil. Daha çok içeri kat ederek oynayan bir oyuncu. O gün Karagümrük Galatasaray maçında neredeyse Karagümrük kendi sahasında en çok koşan oyuncu durdu. Koşar ama evet. Yani kendi sahasında durdu. Yani baktığın zaman onun oynayacağı oyunda daha dominant bir oyuncu. Karagümrük ikinci yarı sahasına gömüldü. Evet, gömüldü. İlk yarıda gömülmedi. Evet. Borini ile orada oynadı. O şeyden aldıkları oyuncuyla yani o Hatay'dan aldıkları oyuncuyla Lobyanisse mi nedir? Lobyanisse ile beraber inanılmaz etkili oynadılar. Onu söylemeye çalışıyorum. 4 maç oynatmış Jesus. Şimdi baktı Koray Baloğlu hemen müthiş bir şekilde buldu anında. Jesus sadece 4 kez şans tamam işte söyledim vermiş. Sana. Yani Jesus'un kafasında bu oyuncu yok. Onu anlatmaya çalıştım. Buradan gittiğinde zaten Levent'i destekleyen bir şey söyleyeyim. Gittiğinde milli takıma gitme hayali kuruyordu. Milli takıma gidemedi zaten. Çok evet. Böyle oynayamadı milli takım. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası falan hep hayal kurdu. Oynayamadı. Şimdi bunun sebebi şu. Yani belki Beşiktaşlar ben söyleyince kızacak. Peki geçen sene Beşiktaş üstünden Rize'ye geldiği zaman oynuyor muydu? Yok oynamıyordu. Orada da şans oynamıyordu. Oynamıyordu işte onu söylüyorum. Şimdi yani Jesus'un elindeyken de 4 yaş falan daha gençti bu. Şimdi geçen sene de Benfica'nın başındaydı Jesus. Öyle değil mi? Bir önceki sene. Geçen sene neredeydi? Jesus baştaydı sonra bıraktı takımı ya. Ya bıraktı işte takımı. Şimdi takım bıraktı ama sezona Fernandes'le başladılar. Şunu söylememiz lazım. Devre arası gelmedi mi Fernandes'inize? Onu söylemeye çalışıyorum. Geçen sene Benfica'yla yola çıktıklarınız zaman
Fernandes Port Benfica takımının kadrosundaydı. Antrenörde Jorge Jesus'ta oynatmadı. Oynatmıyordu. Şimdi bakalım söylüyorum. Şimdi Beşiktaşların pek hoşuna gitmeyecek belki ama şöyle söyleyeyim ben, anlatayım size. Az önce de söyledim ya, eksikleri var. Gerçekten eksikleri var. Bir büyük takım için eksikleri var. Bitiricilik, orta alan oyuncusu bitirecek. Bitirecek. Bitiremediği zaman sıkıntı var. Bak gol asist sayısına bak. Kaç göreceksin bak. Çok bitiricilik önemli. Az. İkili şey, mücadeleleri çok iyi. İkili mücadele iyi, top sürmesi iyi. Çıkışları çok iyi. Hayır, mesela Galatasaray'a geldi sezon. 8 gibi geldi. Fatih Hoca onu 6 gibi oynattı. Evet. Ve 8'de 8 yaptı. Çok iyi oynadı Galatasaray'da da. O dönem. Ama o tarafı iyi yani. Ama bak altısı iyi. Taraftar o yüzden çok sevdi tabii, zaten Getson'u. Şimdi yani ben Haldun abi. Yani gene altı numarada çok iyi oynuyor. Yani topu kapacak, yanındakine verecek. İşte o, ben şunu, pardon Serdar, şunu anlatmaya çalışıyorum Gürcan. Burada önemli nokta şu. O artık modern orta sahalar böyle oynamıyor. Yani modern orta sahanın 5 tane golü, 4 tane asisti abi, falan olacak. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Belki onun için Portekiz gibi bir ülkede, o da Levent'i destekleyin, gelemiyorsun belki o dediğim bir dahaki sene olacak ha, abi. Bak, yani Şenol Hoca ile bir kamp dönemi aynısını görecek. Aynısını söyleyecektim. Hmm. Bir Şenol Hoca'nın tedrisatından geçtiğinde belki de öne doğru evrilecek. Şöyle söyleyeyim, Josef de Souza'yı hatırlayalım. Şenol Hoca'nın elindeki Josef de Souza'yla Fenerbahçe'deki Josef de Souza'yı düşünelim. Josef de Souza Şenol Hoca'nın elinde daha üretken, gole yönelik, ceza sahasına koşular atan oyuncu şekline bürünmüştü. Belki de Jetson'u da bu noktaya Şenol Hoca getirecek ve ben şöyle düşünüyorum. Yani eğer Jetson bu özelliklerini kazanırsa Beşiktaş 30 milyon abi, yazar. Buruma yazar eğer kazanırsa. Evet, Buruma kazanırsa hangi takımın diyor oyuncusuydu? Sporting Lisbon'dan geldi. Yani şey, evet. Galatasaray. Hayır. Portekiz'de nerede oynuyordu? Bak bakalım. Sporting Lisbon'dan gelmedi mi Galatasaray? Ben Benfica olarak biliyorum. Sporting Lisbon bilmiyorum. Ben de ezberimde yok. Bakmak Sporting Lisbon diye hatırlıyorum. Yani, bakalım. Bu arada zaten Galatasaray Braga'ya gittiği zaman bu transferi bitirmişti. He? Sporting Lisbon'dan geldi yani. Sporting Lisbon'dan mı geldi? Evet, Galatasaray'a ilk Galatasaray'a geldiğinde ilk 12 geldiğinde milyon. Ama bir şeyi var. Leipzig'i var bir arada. Yok, hayır. Sporting sonra Lisbon'dan sonra gitti. Galatasaray'a geldiğinde evet. Çok hızlı bir oyuncuyken tartışılan bir oyuncuydu. İspanya'ya verildi. Çaprazları koptu Galatasaray'da. Sonra iyileşti, İspanya'ya gitti. İspanya'dan Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan da Leipzig'e transfer yaptı. Büyük tamam transfer evet yaptı. Ama Bruma gibi bir oyuncu Portekiz milli takımını göremedi.